Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz 727 Design'in yönetim kurulu başkanı Mimar Sayın Can Güzey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? 2010 senesinde Fevzi Emeklidir Vakfı Özel Işık Üniversitesi Üniversitesi'nde iç mimarlık mezunuyum. Yaklaşık 10 senedir bu işi yapıyorum. Bir iki sene Farklı firmalarda çalışıp 8 senedir de kendi firmamı kurup e, ilerlemeye devam ettim. Ve şubelerim mevcut. Bu şekilde de devam ediyoruz. Evet. E, Firmanız hakkında biraz detay bilgi rica edebilir miyiz sizden? Tabii ki de. 8 senedir faaliyet gösteriyorum. Kendi firmamda e, çeşitli bölgelerde şubelerim mevcut. Ee, bu şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Daha da büyümeye hedef olarak koyuyoruz. Asıl hedefiniz nedir? Firmanızın asıl hedefi nedir? Asıl hedefimiz nedir? Ee, i̇nsanların hakkında kalıcı bilir kalıcı bilirliği önemlidir ee, ve daha da çok ilerleyip şubeleşip dünyanın diğer köşelerine de e, gitmeye hedefliyoruz aslında. Evet. Peki neden bu işi seçtiniz? Neden iç mimari? Neden bu işi seçtim? Aslında çok klişe bir cümle olacak ama çocukluktan gelen bir şey bu. E, tasarım yapmayı, üretmeyi çok seviyorum. Bu yüzden de bu mesleği seçtim. Aslında bir e, beni buna yönlendiren aile bireylerinden dayım, mimar ve tasarımcıdır. Beni daha çok aslında onun yapmış olduğu tasarımlar, e, sunmuş olduğu e, görseller daha da çok itti beni aslında buna. O şekilde bu mesleği seçtim. Evet. Peki, müşterilerinizden gelen talepler en çok hangi yönde oluyor? Daha çok kendi evlerinde vakit geçirdikleri için konforluk ve minimalistik çok ön planda. Minimalistliği tercih ediyorlar. Evet. Peki, pandemiyle pandemi ile birlikte Birçok şey değişti. Tabii ki. Ve tabii ki hayatımızın e, en önemli e, noktası olan evlerimiz, ofislerimiz de bu değişime ayak uydurdu. Şu an ne tür talepler geliyor? Neler istiyorlar sizden? Şu anda e, insanlarımız bu pandemi sürecinde daha çok evde vakit geçirdikleri için aslında daha önce dikkat etmedikleri unsurları şimdi dikkate aldılar ve bu zamanda da daha çok istek çoğaldı, ee, daha çok ev dekorasyonuna, e, daha çok evini renovasyon etmek isteyenler çoğaldı, rahat yaşayabilirlik. Çünkü bu pandemi sürecinde biliyorsunuz ki 3-4 ay evlere kapandık. Evet. Ee, bu süreçte insanlar evlerinde ve yaşam alanlarında vakit geçirdiler ve bu yaşam alanlarının ne kadar önemli olduğuna kanaat getirdiler. Ve o yüzden de yaşam alanların daha konforlu, daha minimalist, daha yaşanabilir alan olduğunu hissettikleri için bize başvuruyorlar. Evet. Ee, peki işinizin zorlukları nelerdir desek? Zorlukları şöyle, müşteriyle birebir iletişim çok önemli. Müşteriyi anlayabilmek çok önemli. Eğer anlayabilirsek hiçbir zorluğu yoktur bu işin. Eğer anlaşamazsak, farklı dilden konuşursak işte o zaman zorluklar başlıyor sırayla. Evet. Peki bizlerin bir iç mimarla çalışmasının e, gerekliliği nedir? Şöyle bir şey. Profesyonel bir ekiple çalışmak aslında sizler için daha kolay olabiliyor. Çünkü e, profesyonel ekip ekiple çalışmazsanız e, mobilyacısıyla, doğramacısıyla, e, parkecisiyle ya da Kaba ekibiyle çalışmanız sizin kendi açınızdan zarar. Yani kendi açınızdan daha zor olabiliyor. Hı hı. Eğer bir mimari ekibe çalışırsanız tek bir muhatabınız var. Hı hı. O da benim. Evet. Ve o yüzden benimle iletişimde olmak aslında daha iyi olabiliyor. Çünkü ben 15 kişi idare edebilirim. Fakat mal sahipleri ya da müşteriler 15 işi bir arada takip edemiyor olabiliyorlar. O yüzden bizimle çalışmaları daha etkin olabiliyor. Evet, kesinlikle öyle. Hem farklı bir bakış, farklı bir vizyon. Kesinlikle. Her ne kadar bizler bir şeyleri kendi arzumuza göre değiştirmek de istesek, profesyonel bir yardım almak, kesinlikle. bir iç mimardan çok daha farklı bir vizyon ve çok daha farklı bir hava katacaktır diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Yaşadığımız mekanlara. Kesinlikle. Bu sadece evlerimiz için geçerli değil. Her yer için geçerli. Turistik tesisler olsun, kafeler, restoranlar olsun öyle. Değil mi? Tabii ki de. Peki siz hangi projelerde bulunmaktan daha çok keyif alıyorsunuz? Daha çok daire projelerin renovasyonlarında bulunmaktan keyif alıyorum. Birçok projede yer aldım. Otel, residence, kafe her şeyde yer aldım. Ama en çok daire içi renovasyonlarında daha keyif alıyorum. Koltuk seçimiydi, kumaş seçimiydi, obje seçimiydi. Beni daha çok heyecanlandırıyor ve daha keyifle çalışmama sebep oluyor. Evet. Ee, peki yaratıcılığınızı neye borçlusunuz? Nedir size ilham veren? Ee, nedir bana ilham veren? Ee, kendinizi sevmek, yaptığınız işi sevmek, nasıl yaptığınızı sevmekle alakalı olan bir şeydir. Evet. İşinizde mutlaka ki bir problem hem de böyle çok büyük bir problemle bu kadar yıl içerisinde karşılaşmışsınızdır. Tabii tabii. Çünkü sonuç itibariyle hizmet sektörüne de giriyor bu malzeme insan e, ve yine ekip de e, insan. O yüzden büyük bir problem olmuştur mutlak. Nasıl başa çıktınız? Şöyle bir şey, bir örnek vermem gerekirse, bundan bir 4-5 ay önce bir müşterimle çok güzel toplantımızı yaptık. Bir e, mutfak değiştirmek istediğini, mutfak renovasyonu yapmak istediğini söyledi ve bunun üzerinde çalışmalar yaptık. Aynı dili konuşabildiğimizi düşünüyordum. Ta ki yapıp teslim edinceye kadar. İşte tam teslim aşamasında zaten her şey bambaşka bir boyut aldı. Ve en zor anım oydu bunca senedir. İlk defa bir mutfak renovasyonunda, aslında çok basit gözüken bir mutfak renovasyonunda müşterili aynı dili konuşamamamızın vermiş olduğu bir etkenle farklı bir proje sonuç ortaya çıktı. E, bu çok zorlu bir süreçti aslında benim için. E, bunu çok kolay bir şekilde atlattık aslında ama bu çok zordu. İkna evet. edebilmek çok zordu aslında. Bizlerin mesleklerinde ikna edebilmek çok önemli Evet insan ilişkilerinin çok kuvvetli olması Kesinlikle. gerekiyor ve e, hakikaten çok büyük bir tecrübe de gerektiriyor Kesinlikle. ki e, yapmış olduğunuz projenin e, kullanılabilirliği yani ergonomik oluşu da çok önemli bizler için ama biz ilk etapta bunları anlayamıyoruz değil mi? Biraz. evet. <laughs> Lütfen bu kadar e, naif davranmayın. Evet anlamıyorsunuz <laughs> diyebilirsiniz. Evet. evet gerçekten de öyle. Çünkü mutfak deyince e, ben kolay ulaşılabilir raflar, dolaplar, kapaklar istiyorum mesela. Tabii ki de. Bizler de daha çok hem görsele hitap etsin hem de kolay kullanılabilirliği ifade etsin aslında. Bunları hedefliyoruz. Ama bazı müşterilerimde kullanılabilirlik değil de görsellik ön plan. Anlamıyoruz işte. İşte o yüzden de ben çok kibarca biraz demek istedim. <laughs> Peki sizce başarı nedir? Bizce başarı nedir? Ee, i̇şte biraz önce de dediğim gibi kendinizi sevmek, yapıp yaptığınız işi sevmek, e, nasıl yaptığınızı sevmekle alakalı olan bir şeydir. Severseniz hı -hı. geri kalan her şey zaten gelir. Başarı da gelir. Evet. Peki sektörünüzle alakalı genel sorunlar da vardır. Hı hı. Bunlar nelerdir diye soracağız ve size göre nasıl çözümlenebilir? Genel sorunlar şöyle aslında birçok sorun var bize göre. Mesela sorunlardan biri de müşterilerimize bize ulaşmanın aslında onlara göre çok üst düzey olduğunu gösteriyorlar. Biz mimarlarla çalışırsak bambaşka bir boyut kazanırız marangozlarla veya başka bir şeylerle çalışırsak bambaşka bir boyut kazanır gibi bir zorlukları var mesela bizim mesleğin. Biz piyasada savaş halindeyiz aslında. İnsan, e, reka, rakiplerimizle bir savaş halindeyiz biz. Bizi daha kolay bulabilmeleri, daha kolay bize ulaşabilmeleri için e, fiyatlarımızı veya başka şeylerimizi hep minimumda tutuyoruz. Minimumda okay. tuttuğumuz için de bu bizim bir savaş halimiz oluyor. Savaş veriyoruz biz piyasada. Bizim için zorluklar budur. Savaş vermektir, rekabettir bizim için zorluklar. Evet. Ama bir anlamda bu e, haksız rekabete de giriyor. Çünkü neden? De. Biraz önce söylediğiniz gibi bir iç mimarla çalıştığımızda o mimari desteği, iç mimari desteğini aldığımızda belki istediğimiz proje 15 günde tamamlanacak. Doğrudur. Ama diğer türlü işte marangozu ayrı e, ne bileyim montajcısı ayrı dediğiniz gibi parkecisi ayrı duvar kağıtçısı ayrı e, bir gün gelecek bir gün gelmeyecek iş çıkacak üç aya. Tabii ki de. Bunlar hep yaşanıyor değil mi tadilatlarda? Hep, hep yaşanıyor. Bizlerin en büyük özelliği şu biz işe başlamadan önce sözleşme yapıyoruz. <laughs> Sözleşmede e, karşı tarafa müşterimize bir gün veriyoruz. <laughs> Bizim için bir örnek verirsem bir ev dekorasyonu baştan aşağıya A'dan Z'ye teslim 30'da 35 gün arasında değişir. <laughs> ve Biz bunu teslim etmek zorundayız bu süre zarfı içerisinde teslim etmediğimiz sürece cezai şartlar zaten devreye girer. Bu şekilde devam eder. Ama mimarlarla çalışmazlarsa bu 30 35 gün değil 55 60 günlere kadar da çıkabiliyor zaten. Hepimiz de yaşamışızdır. Kesinlikle. Mi? Hepimiz de yaşamışızdır. Bir de şunu da yaşıyor musunuz? Bizler şimdi müşteriyim ya. <gülüyor> 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 en güzeli olsun, en havalısı olsun ama ucuz olsun. Aa bu çok para olmadı. Tabii ki de bunlarla çok karşılaşıyoruz. Sadece söylemiş olduğum şey e, çok güzel olsun diyorsunuz ama neye göre kime göre çok güzel olsun. E, malzeme çeşitleri vardır. Bakın diyorum şu malzeme olursa fiyatı bu olur, bu malzeme olursa fiyatı bu olur. Ama görsellik açısından sizin istemiş olduğunuzu vermeyebilir. Hı hı. Hangisini istiyorsunuz hı hı. diye konuya giriyorum zaten. Bazı zamanlarda diyorum ki bir konsept belirlediniz mi bu konsepti benimle paylaşın. Ben size olur veya olmaz diyebileyim. Ama herkes de evet çok güzel olsun, herkes geldiğinde çok beğensin ama fiyatlar minimumda dursun. Bu genellikle değil, değil Türk değil halkının mi? vermiş olduğu cevaptır. <laughs> Biraz daha böyle deşeyim mi sizi? <laughs> Deşmeyin beni daha fazla. <laughs> Tamam o zaman ee, burada bırakalım. Ama gerçekten çok büyük zorluklar yaşadığınızın bizler de farkındayız. Kesinlikle. Sektörün çok ciddi sıkıntıları var. En birincisi söylediğiniz gibi haksız rekabet. Abi, şunu da sormak istiyorum. Kendi bünyenizde bir e, mobilya atölyeniz var mı? Var. Bundan da bahsedin lütfen. Ee, hem Bunun benim, ayrıcalıklarından bahsedin e, lütfen. Tabii ki de. Yani şöyle kendi atölyelerim var. Hı hı. E, hem İstanbul'da hem İzmir'de atölyelerim mevcut. Ee, burada kendi mobilyamızı müşterilerimize söylemiş olduğu mobilyalar burada daha uygun fiyatı üretebiliyoruz aslında. Harika. Ee, dışarıdaki verilmiş fiyatların çok çok altında üretebiliyoruz burada şeylerimizi. Çünkü bizim mimari firmaların daha çok bizim firmaların bu şekilde e, bir atölyesi küçük de olsa bir atölyesi zaten vardır. Hı hı. Bizim de var. Evet. Peki bundan sonrası için hedefte neler var? Bundan sonrası hedefte neler var? Daha çok büyümek, dünyanın diğer ucuna açılmak. Şu anda hep ofis konseptiyle ilerliyorum ben. Hı hı. Hep ofis, 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 ofis olarak ilerliyorum. Fakat bundan sonra bir showroom hedefim hı hı. var. Hem Türkiye'de hem yurt dışında bir showroom kurma gibi bir hedefim var. Ve bunu da yaptığım zaman zaten hedefime ulaşmış olacağım. Son olarak sizi izleyenlere neler söylemek istersiniz? Beni izleyenlere... İdeallerinizden ve hedeflerinizden vazgeçmemeleri gerektiğini dile getiriyorum. Hedeflerden sakınlıkla, kesinlikle ve kesinlikle vazgeçmesinler. İstediklerini sonuna kadar devam ederek başarsınlar ve yapsınlar. İstemek zaten başarmanın yarısı demektir. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz çok katılımınız teşekkür ediyorum. için. Ve büyük bir samimiyetle tüm sorularımızı cevapladığınız için. Ben teşekkür için. ederim. Evet sevgili işkolik izleyicileri, iç mimar sayın Can Güzey konuğumuz oldu. Hoşçakalın.